...sorularına tekrardan dönelim. Hanımefendi arkadaşımıza mikrofonu uzatırsak. Merhaba hocam, Merhaba. ben Seher Şahin, Kocaeli Üniversitesi'nden geliyorum. Benim sorum şu, kalbin aklını dinlemek için uygun ortamı beklememiz mi gerekiyor? Yoksa hayal ettiğimiz bir dünyaya ulaşmak için direkt kalbimizin aklını mı dinlememiz gerekiyor? Seher, bu kalbin aklından ne kastediyorsun onu tam anlamadım ama yani e, içinde yaşadığımız şartlarda kendi hedeflerimiz doğrultusunda yapabileceğimiz şeyler her neyse yani, onlar peşinden gitmemiz gerekiyor açıkçası. Sen çok edebi sordun. Ben öyle çok edebiyatla ifade etme becerisine sahip değilim. Yani öyle kalbin, canım. aklı, gönlü falan öyle şeyleri pek anlamam. Ben o kadar böyle profesör olduğuma bakma o kadar akıllı değilim. Yani şunu demek istiyorum. Yani şartlarımız ne? Bu şartlar Bizim amacımız ne? amacımızı kavrayıp şartlarla o amaç arasındaki irtibatı kurarak elimizden geleni yapmamız gerekiyor yani. İşin doğrusu. Aslında şahsi olarak sormadım hocam daha yetkili kişiler adına. Hani onların direkt kalbinin aklını mı dinlemesi gerekiyor yoksa gerçekten uygun koşulların ve ortamın beklenmesi mi gerekiyor? Ya şöyle uygun koşullar oluşturmak diye bir şey var. Sadece uygun koşulları beklemek diye bir şey yok hayatta. Yani uygun koşulları beklemek ne demek yani oturup bekleyecek değil de mi insanlar yani? Koşullar aynı zamanda oluşturulabilen, müdahil olunabilen şeyler. Yani diyelim evet. ki yani çeşitli alanları düşünelim. İktisat alanını, askeri alanını, siyaset alanını, eğitim alanını düşünelim. Yani oturup eğitim alanında uygun koşullar beklemek ne demek yani? Oluşturacaksın yani. Senin elinde olan şey her neyse, gücün yettiği her neyse bunun için mücadele etmen gerekiyor. Bu diğer alanlar için de geçerli. Sen mücadele etmezsen buradan netice alamazsın ya. Yani. O nedenle e, yani hayata bir açıdan baktığımızda, bütün açılardan değil bir açıdan baktığımızda gerçekten insan için ayette belirttiği gibi gayretinden başka bir şey yok. Evet. Tabii bir açıdan yani. Ve en leyselil insani illa ma sa'a ayetinde ifade edilen yani insan için yalnızca Çalışıp çabaladığı vardır diye. Evet bir açıdan bu gerçekten. Ama bir açıdan baktığınızda, başka bir açıdan yani baktığınızda... Ya ne kadar da çalışsanız belli şartlar içerisinde gayretiniz, sayınız netice verebiliyor. Yani sizi aşan şeylerden zaten mükellef değilsiniz yani. Bizi aşıyorsa onlardan mükellef değiliz. Ama ne, neyin bizi aştığı meselesi çalışmadan takdir edilebilir değildir. Gayret evet. etmeden kavranabilir bir şey değildir. O bakıma... E, bir yönüyle çalışacağız, gayret edeceğiz. Ee, neleri başarabileceğimizi çalışarak göreceğiz yani. Peşiyle karar vermeyeceğiz. Peki hocam. Devam edelim. Sorusu olan arkadaşlarımız. Buyurun. Aa, hocam benim adım Umalu Kamala. Ben bir liberaliyim. Fatih Sultan Mehmet İmam Hatice'sinden geldim. Benim iki sorum var istiyorsanız yani birinci sorayım sonra ikinci de sorabilirim istiyorsanız iki, ikisi de sorabilirim hocam. Benim Hadi. için fark hoş geldin. Ee, Hasan Basri Bey burada bizim şimdi moderatör patronumuz o yani o izin verirse olur yani. Yapacak <laughs> <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> <laughs> <laughs> İkisini birden sorabilirsiniz. Tamam hocam. Aa, birinci sorum şu. Felsefen, felsefenin, dini yaşatımız, yaşantımız üzerindeki belirli etkisi var mıydı hocam? Yani şöyle felsefe e, felsefe çok çeşitli bir şey ama. Yani felsefe dediğimiz tek boyutlu bir şey değil. Felsefenin e, çok çeşitli ekolleri var. Yani mesela bir filozofu okursun son derece dindarlığa meylin artabilir. Bir filozofu okuyup e, dinin temel inançları hakkında sorgulayıcı bir zihne ulaşabilirsin. Yani zihin sorgulayıcılığı artabilir. Yani felsefe öyle yekpare bir şey değil. Anlatabildim mi? Ama felsefenin bütün dönemlerde ortak bir tarafı var. Felsefe anlama çabasını gerektiriyor. Yani felsefe derken sadece felsefe değil, nazari e, olarak, teorik olarak bir şeyi anlamaya amaçlayan bütün ekoller için geçerli bu. Onlar esas itibariyle sorunları fark etmeyi, o sorunlarla nasıl başa çıkmayı öğreten, e, insanlar ve metinlerden oluşuyor. Yani düşünürler grubu ve onların yazdığı metinlerden oluşuyor. Bu nedenle felsefe dini kolaylaştırır mı? Felsefe dini zorlaştırır mı? Bunlar cevabı hem evet hem hayır. Yani hem evet kiminle ilgilendiğine bağlı, kimi okuduğuna bağlı. Bir tek ortak cevabı var. Felsefe ya da kelam ya da başka bir nazari e, disiplin, her, her neyse yani teorik olan bir disiplin. Neyle ilgiliyse sana o şeyle ilgili soru sordurur. O şeyle ilgili soru sormanı, o konuda sorulmuş soruları ciddiye almanı, verilmiş cevapları kavramanı ve herhangi bir şeyi tercih ettiğinde gerekçesini en azından fark ederek tercih etmeni sağlar. Ona imkan verir. Felsefenin özelliği bu. Bütün dönemlerdeki ortak özelliği bu. Evet, ik ikinci sorunuz. Tamam hocam o bizim yani İslam'da yani bir 24 bin peygamber olduğunu bize öğretildi ya uh, bu peygamberle bazı öğretileri özellikle Sokrat'in bildiğim kadarıyla fazla bilmiyordum hocam. Yani bazı öğreti, öğret, İslam'a uyumlu olabilir hocam. Bu, bu böyle bir filozofla böyle bir sorular peygamber olabileceğini düşmemiz, düş, düşünebilir miyiz? Yani sokatin, bir bir çünkü bunları bazı öğrettiği şeyler, bazı yani öğrettiği İslam'a uyumlu olduğun için onu bu peygamber olabileceğini düşünebilir miyiz hocam? Asla düşünebiliriz. Evet. Bazı şahsiyetler hakkında öyle düşünülebiliyor. Ee, daha önceden de alimler e, bazı şahsiyetlere mesela bu da gibi e, mesela bazıları Zerdüşt'ün böyle olduğunu düşündüler. Onların böyle bir peygamber olabileceğini iddia ettiler yani peygamber olduğunu iddia ettiler. Sokrat da yaşantısı, düşünceleri, yaptığı işler itibariyle böyle düşünülmeye elverişli bir zat. Hani onun bir hani hayatına dair bilgilerimiz bir e, peygamber gibi e, bir dini tebliğ ettiği şeklinde değil ama e, tebliğ et yani anlattığı öğretiler, e, savunduğu düşünceler bu uğurda e, mücadelesi, e, düşünceleriyle davranışı arasındaki uyumu, yani değişik açılardan meseleye baktığımızda, ruhani bir şahıs olduğunu en azından düşündürüyor Sokrat'ın hayatı insana. En azından manevi bir şahsiyet olduğunu düşündürüyor açıkçası. Çünkü Sokrat'ın idam edilmesinin sebeplerinden bir tanesi, temel sebebi e, Daimon'dan bilgi aldığını iddia etmesi. Daimon'la görüştüğünü. Daimon'u arkadaşlar cin falan diye çeviriyorlar. <laughs> Muhtemelen bir vahiy meleği gibi bir şey yani. yani Hayra'yı sevk eden bir şey. Diyor ki ben ne zaman kötü bir şey yapacak olsam beni engellerdi. Daima beni iyiliğe yönetildi Çocukluktan beri görüşürüm. Doğru bu yalan değil diyor. Hmm. Yani böyle manevi bir şahsiyet aynı zamanda. Anlatılan o yani Sokrat'la ilgili anlatılan o. Böyle bazen insanın zihninde felsefe tarihlerini okuyunca böyle seküler bir şey çıkıyor. Öyle bir şey evet değil. Mi? Yunan filozoflarının e, kahir ekseriyeti öyle değil yani. yani Parmenides'i okuyoruz. Parmenides'i bir felsefe tarihi kitabından okuyunca sanki seküler bir bilge gibi. Hayır, Parmenides tapınakta bir rahip yani. Din adamı bunlar aynı zamanda. O dönemde artık o din neyse Yunan dinlerinden birine mensuplar ve tapınakta kalıyor yani. Yunan hikmetinin de atası, atalarından birisi Parmenides yani.